Beyler ya, bizim kurduğumuz masa da Oğuzhan'ın kurduğu gibi olmadı ya. En son toplantıda zımba bile getirmişti. Ben Oğuzhan'ın ileride toplantıyla alakalı bir meslek yapacağını düşünüyorum. İleride. Normal şartlarda buraya gelirken üç mahalle öteden sizin sesinizi duyardım. Ama bugün pek bir sessizsiniz. Neden? Nasıl olmayalım hocam? Ha? Daha dur. Daha dur, daha ne badireler atlatacaksınız. Daha başınıza neler neler gelecek. Ama şuna inanın beyler. Hiçbir derdin çözümü görüldüğü kadar zor değil. İnanın buna. Eyvallah hocam. Yarın son maçımıza çıkıyoruz. Herkes sizin hakkınızda konuşuyor. Diyorlar ki, daha 3-5 ay önce buzun üzerinde duramayan adamlar şimdi hokey oynuyor. Ben de onlara sizi anlatırken şunu söylüyorum. Bu çocuklar böyle tek bir dertle uğraşmıyorlar hayatlarında. Onlarca derdi var. İş bir taraftan. Aile bir taraftan. Kızlar bir taraftan. Ama ne olursa olsun beraber yürüyorlar diyorum. Dertle, tasayla erkenden tanışan çocuklar erkenden büyürler. Olgunlaşırlar diyorum. Fark bu. Hani derler ya, sağda solda filmlerde mucizelere inanın diye. Ben diyorum ki, bu çocuklar mucizeyi yaşıyorlar. Bu çocuklar mucizeyi gerçekleştiriyorlar. Bu çocuklar mucizeyi sabah kahvaltısında yerler diyorum. Şimdi son viraja girerken, evet arkadaşınız hasta, moraller bozuk, kafalar dağınık. Ama işte tam da şimdi sizin kazanmak işiniz. Kazanacaksınız. Oğuzhan için kazanacaksınız. İnsanlara eğer istersen, gönlünü koyarsan, vazgeçmezsen başarabileceklerini hatırlatmak için kazanacaksınız. Siz playoff'a kaldığınızda Oğuzhan diyecek ki, ulan bu adamlar playoff'a kaldıysa ben de iyileşirim diyecek. Yani bundan sonra kazanmak sizin için bir tercih değil beyler. Bundan sonra kazanmak sizin için görev. O yüzden ya kazanacaksınız ya da kazanacaksınız. O kadar. Anlaşıldı mı? O zaman bu yalan dünyaya İslam niyetinde bu maçı kazanıyoruz. Var mısınız? Kazanacağız. Oğuzhan için kazanacağız. Oğuzhan için kazanacağız oğlum. Kazanacağız. Gel, kazanacağız. Gel. Bir dakika. Hoca Oğuzhan'ın yerine elini koyar mısın? Gel.